Herkese merhaba arkadaşlar Minecraft'ta Noobcraft sezonu 3'ün yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kanalda abone olarak aynı zamanda videoları beğenerek ve yorum atarak videoların ön plan çıkmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda izlediğiniz kanalı destekleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde ücret ödemiyorsunuz bununla alakalı. Aynı zamanda arkadaşlar kanalımızda bir de üyelik yani katıl butonunu aktif ettim. Normalde 1000 aboneye geçtiğiniz aktif edebildiğiniz bir şey bu. Ben böyle inanılmaz gelir gelsin işte para kazanırsın vesaire gibisinden bir şeyle aktif etmedim tabii ki bunu. İlerleyen zaman için planlarım var bununla alakalı. Bu bölümümüzde arkadaşlar... Arkamızda bulunan varilde birkaç hediyemiz var. Bunlara bakacağız. Aynı zamanda şu kitabın karşılığı olan dükkanı ziyaret edeceğiz. Set kulübü kuracağız bugün. Normalde üzerimizde ASK yani Altın Set Kulübü'nün kıyafetleri var. Ben bunlardan sıkıldım artık. Ne bu yani böyle insanları ölüme gönderirmiş gibi. ASK vs Off-Tech TV falan filan yazdık bunlara. Tamam bunlarda bir sıkıntı yok ama yani ne oluyor bu sefer? İşte altın Setimizle etrafta gezerken. Ee, bizi bir tık üzüyor bu iş arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi 3 tane zırhımız zırh taşıyoruz. Yani şu aşağıya baktığınız zaman. E, biz bu zırh şeyini yükselteceğiz artık yeter. Evet oyun adasına geldim şu anda. Altın Set Kulübü'nün önündeyiz. Hemen buraya çalışmalarımızı başlayalım arkadaşlar. Normal video kaydı olarak göstereceğim zaten. Ee, hemen bir şuna bakalım. Bir saniye. 4, 5. Şuradan itibaren yanmaya başlayayım ben ya. Haydi bakalım koyduk ilk bloğumuzu. Toplamda kaç blok gideceğiz? 4 blok gideceğiz. Sonra 1 blok yukarı çıkacağız. 2, 3, 4. Sonra şuradan birazcık. Önümüz açılsın. Rahat bir şekilde yapalım. Çalışmamızı istiyorum. 1, 2. Değil mi? Baka baka yapacağım ona. Fotoğrafını da çekebilirdim aslında ama hatta ben fotoğrafın çekim yan ekranımı aktarayım. O şekilde yapalım. Daha kolay olsun. Evet ben fotoğrafımı açtım. Şu an rahat bir şekilde yaparız gibi geliyor bana. Hatta elmaslarını yerleştirmeye karar verdim aynı zamanda. Çünkü daha rahat bir şekilde bir yukarıya doğru çıkabilirim istiyorum. Şimdi 3 blok şöyle elmas geldik ya. Daha sonra 2 blok yükseliyoruz. Elmas hizasında şu şekilde yükseliyoruz. Daha sonra bir tane elmas buraya geliyor. Ondan sonra toplamda burası 4 yükseklik olması lazım. Pardon 3 yükseklik olacak. Ondan sonra şöyle bir tane çıkacağız buraya doğru. Sonrasında bir tane şuraya elmas. Şuraya bir tane çıkıyoruz. Daha sonra şuraya bir elmas koyacağız. Hemen. Makas getirse miydim keşke yanımda ya. Daha sonra 4 blok çıktı ya burası. Sonra yukarıya doğru çıkacağız bunu zaten. Toplamda 2, 4, 6, 7 blok çıkacağız yukarıya. 7, 8 blok çıkacağız toplam. Aynı zamanda 6'da sersak 9 blok olmuş oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blok çıktık. 3 blok, 2 blok kenara geliyoruz tamam. Sonra şu taraftan devam edeceğiz zaten. Şuraya doğru yukarıya çıkacağız. Dolduruyoruz. Tamam. Bu ortası tamamen elmas olacak artık buranın çıkalım. Doldurmak için şöyle elması artık şey olarak kullanıyoruz inanılmaz ya. Baksanıza. Tamam. İlk ayağımız bu aslında bakarsanız. Değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok. Şekille alakalı. Daha sonra iki blok boşluk bırakıyoruz burada. Etrafını dediğim gibi açacağım daha sonra. Ben videoda kapak fotoğrafı falan için mutlaka açarım zaten. Belki videonun sonunda da açmış halini gösteririm. Şimdi uğraşmak istemiyorum bununla alakalı. Sonra iki blok geldik böyle. Daha sonra iki blok daha gidiyoruz. Şöyle yapıyoruz değil mi? Düzelttiğimiz zaman da şurayı bir elmasla kapatalım. Tamam. İki blok geldi. Ondan sonra yukarıya kadar çıkalım aynı hizaya hemen. Bir blok daha çıktık. Sonra 3 blok götürüyoruz. Buraya iki blok daha doğrusu bu şekilde. Sonra bir blok daha aşağısına doğru inmeye devam edeceğiz yani. Az bir şey temizliyoruz. Arkasını önünü sağını solunu temizleyeceğim dediğim gibi. O konuda bir sıkıntı yok. Yemeğimizi de yiyelim. Daha sonra torcu şuraya kırdığımız için tekrar torç bırakalım. Herhangi bir şekilde moblar spawn olmasın burada. Şimdi arayı dolduracağız ama herhangi bir sıkıntı var mı onu kontrol ediyorum. Hemen seri bir şekilde herhangi bir sıkıntı göremedim. Şöyle doldurduk tamam. Sonra geldik buraya. Şuraya elmas doldurduk. Bir tane şöyle yana kaydık. Sonrasında bir blok yukarıya yükseliyoruz. Buraya elmas. Şöyle yükselttik. Ondan sonra şuraya elmas. Allah şöyle yapmış. Sonra iki blok olarak yukarıya çıkılmış burada. Bilmiyorum yani diğerinde farklı mı yaptık emin olamadım. Sanırım bu ayak farklı yani diğerine göre. Görün şöyle evet biraz farklı. Olur ayakkabının şekli öyledir belki de. Şöyle yaptık elmasla çıktı kenara şunu kapattık. Var mıdır bir sıkıntımız? 3 blok tamam güzel bakıyoruz evet. Ayaklarımız arkadaşlar ortaya çıkmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun öncelikle bunlar. Daha sonra elmasları, yünleri falan üzerime alayım tamamen. Yünleri almışız zaten elmaslara gerek yok. Arkasını sistemde yapmayacağım bu arada. Sistem malzemelerinin 3-5 tanesini aldım da sonradan vazgeçtim sistem malzeme sistemi yapmayı. Çünkü elmas falan fırlatmayacağız biz. Herkes kendi elmas setini yapacak. O şekilde bir planlamayla devam edeceğiz. Şimdi bir blok yukarıya çıkıyoruz. Şuradan bir blok çıktık. Daha sonra bir pantolon, pantolonu çık pantolonunu çıkartalım şöyle. Yün yaptık buraya. Şöyle yün yaptık. Bir blok buraya kadar çıkacak yani pantolon. Tamam. Ee, yükselmesine kadar e, 2, 4, 6, 8, 10, 11 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 blok. Tamam. Güzel geldik buraya bir tane çıkarttık geldik günümüzü aldık şöyle getirdik bu izaya aynı şekilde daha sonra şu hizaya getirdik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 blok çıktık sonra birleştiriyoruz hemen arayı da elmasla kaplayacağız yani tabii ki geldik şuraya buradan kaça kadar yükseleceğiz 3 blok düştük 8 yani bir blok olacak şekilde yukarısı. Tamam şöyle bir çıkalım. Şöyle kapattık burayı. Ortası tam bacak arası olmuş gibi bir görünüme sahip olacak. Şöyle yaptık. Burası tamam. Hemen diğer tarafa geliyoruz. Dantıyoruz seri bir şekilde. Şuraya çıktım bir blok. indirdik. Şurayı kapattık. Şuraya getirdik. Yani bunun arası artık tamamen elmas. Geldik araya gene. Doldur. Doldur. Turburları aşağıdan tekrar çıkarak yaparız burayı. Hallederiz. Elmas kaybına tahammülüm yok. Yani şu anda çok fazla elmasımız kalmıyor yani bu işi bitirdikten sonra artık. Durabilecek miyiz orada? Bir kez daha uçtuk. Geldik. Bu arada bir de halı yapmamız lazım. Sanırım yukarısına falan mob spawn olmasın diyerekten. Onu da hallederiz birazdan. Kapattık alalım Pasları dolduruyoruz. Bunu netherite yapmak isterdim gerçekten ama yani 180-190 tane netherite bloğunu elde etmek gerçekten inanılmaz zor bildiğiniz gibi. Çok fazla uzun zaman uğraşmamız lazım. Zaman kaybına gerek yok öyle bir. Belki 1.18'de falan bunu devam ettirirsek yani buradaki oyun alanını falan dünyaya falan da geçirebiliriz belki belli olmaz. O şekilde yaparsak yani burada devam edersek buraya bir netherite, kulübü, netherite set kulübü getirebiliriz. Kesin bir şey söylememekle beraber getirebiliriz tabii ki neden olmasın. Şimdi pantolonumuz tamam o konuda bir sıkıntımız yok. Daha sonra e, biraz arkasını göremiyorum tam olarak ama. Evet ben kanatla alakalı hesaplamalarımı yaptım. Şu anda bir blok böyle çıktık. Daha sonrasında bunun üzerine elmas bırakıyoruz. Hemen şuradan yün çıkıyoruz. Daha sonra bunun üzerine elmas bırakıyoruz. Buradan tekrar yün olarak devam edeceğiz yukarıya doğru. Ondan sonra şuranın hizasını alalım hemen. Burası bir adet elmas. Buraya bir tane yün. Daha sonra bunun üzerine bir elmas. Daha sonra bu tarafa yün ve yukarı doğru çıkmaya devam. Çok fazla da çıkartmak istemiyorum. Hemen diğer tarafı da tamamlayabiliriz aslında ama şöyle bir hesaplamamıza bakacak olursak nasıl hesaplayabiliriz onu? Şöyle bir tık geriye çekilirsem hesaplayabilirim. Şunu iki hizadan hesaplayayım. 2, 4, 5, 6 blok yukarıya çıkıyoruz. Yün olarak tamam. Şunun üzerinden 6 blok yukarıya çıkacağız. Yün olarak tamamdır. Güzel. Şu yünün üzerinden yani şunun sağına doğru 6 tane yukarıya doğru çıkacağız şimdi. 2 tane çıkmışız. 3, 4, 5, 6 tane çıktık. Daha sonra bir tane yün. E, elmas pardon. Bu şekilde geliyoruz. 2 tane. Sonrasında bir tane elmas. Ondan sonra bunun üzerinden sola doğru kaymaya devam ettiriyoruz artık. Kanadımızın bağlantısını. Ne kadar falan gelecek muhtemelen. aşağı indik tekrar. Arayı bir dolduralım elmasla seri bir şekilde. Kafamız karışmasın. Temelen hata yapmıyoruz yani şu an elmasla alakalı en azından. Yapıyorsak da bir tık üzebilir bizi. Bakalım duruma göre. doldurarak çıkalım. Çıktık. indirdik Tamam güzel. Kırdık. Kırdık. Sola doğru kayalım hemen seri bir şekilde. Aynı işlemi buraya da uygulayacağız şimdi. Bir tane yani şöyle yükseliyoruz. Daha sonra buraya bir yün, buraya bir yün. Ondan sonrasında dışarıya doğru bir tane şöyle çıktık. Sonra buraya bir adet elmas gelecek. Üstüne pardon. Şöyle bir tane yün, iki çıktık. Sonra bunun üzerine elmas. Daha sonra buradan 2, 3, 4, 5, 6 adet çıkıyoruz. Buraya bir elmas. Şuradan düzeltiyoruz olayımızı iki blok gidiyoruz şöyle. Ondan sonra oradan devam ediyor bağlantısı zaten. Değil mi? Aynen öyle. Sonrasında şuraya bir adet elmas. Şuraya bir adet yün. Sonrasında şunun üzerine bir adet elmas. Şu oluyor yani o da. Ondan sonra bunun üzerinden daha doğrusu dış tarafından yünlerle yukarı doğru çıkarak oranın aradaki bağlantısını kapatıyoruz tamamen. Geldik geldik. Geldik şu kapattık. Şurayı kapattık. Şöyle indirdik. Tamam. İki blok değil mi? Oradaki yükseklikte. Aynen öyle. Ümit de o şekilde yapmış. Daha sonra elmaslarımızı dolduralım bakalım. Şu ana kadar hata gözükmüyor gibi ama bakacağız. Bakacağız. En son bittiğinde göreceğiz yani hata yaptık mı yapmadık mı. i̇şte replay kaydı olurken bir şeyler izlerken veya normal işte sadece odağınız bu olurken konuşmadan rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz bu tarz şeyleri. Bak şimdi altın set olduğum için ben endişeliyim yani gerçekten korkuyorum. Acaba Enderman bizi öldürecek mi? öldürecek mi yani öldürür mü ne yapar ne eder bunlardan endişeleniyorum yani bakın kaçmak zorunda kaldık. Ama elmas set olursak yani o zaman hiçbir şekilde kaçmamız gerekmeyecek açıkçası ve iki tane oldular bak terbiyesizler. Yükselelim birazcık. Kaybolsunlar tamamen. Şimdi altın setin tehlikesi bu bildiğiniz gibi ama elmas set olursak ne olacak? Bu tarz sorunlarla karşı karşıya olmayacağız yani. Rahat bir şekilde kapışabileceğiz yani. İndirmen mi saldırıyor? Hemen gel kardeş diyeceğiz. Kapışacağız onunla. Ama altı sette böyle bir güvence yok yani açıkçası. Zaten dolandırıcılık dediğim kısım burası yani. Altını dayıyor bize Ümit işte bir tane elmas vereceğim, üç tane elmas vereceğim falan plan yani Ne oluyor? dolandırılıyorsunuz açıkçası. Evet kafa kısmına geldim fotoğrafta yani ekranımda hemen. Şimdi ne yapıyoruz? Şunun hizasından yani şu blokların hizasının iki tane bir blok üstünden ikili çıkıyoruz. Daha sonra hemen sağ tarafına kaydırıyoruz o kapa kısmını. Geldik. aşağı doğru çıkalım. Şimdi. Şunun bir blok üzerinden şuradan yani iki blok yukarıya çıkacağız. Yani bir blok daha doğrusu şöyle yönümüzü çekeceğiz hemen. Burası tamam. Daha sonrasında bunun üzerine bir adet elmas bırakıyoruz. Yukarı doğru dümdüz çıkacağız. Buradan zaten şimdi bir çıktık tamam demeyiz. 2, 4, 6, 6 tane çıkalım. 2, 3, 4, 5, 6. Sonra buraya elmas. Buraya bir kafa şey yün. Sonra Buraya bir elmas ve bunun üzerine e, yün geliyor. Kafa diyoruz sürekli ya buna. Toplamda kaç? 2, 4, 6 blok gideceğiz. 2, 3, 4, 5, 6 blok gidiyoruz. Aşağı ineceğiz tabi. onu da birazdan diğer taraftan devam ettireceğiz. Bu şekilde bu taraf. Çıktık. E, e, tutunabilseydik güzel olacaktı, tutunamadık. Kırdık. Şimdi çok az bir şey daha dışarı çıkmak istiyorum ben. Şunu da birleştirebiliriz bile ya. Yani. Kolumuz rahat olsun. Ee, şöyle çok az bir şeydi. Sola gidiyoruz hemen. Yün üzerinden geldik. Yünümüzü bıraktık. Bu şekilde. Sonra alt kısmından nasıl birleştireceğiz? Bunun üstünden bir tane elmas çıkarak birleştireceğiz. Elmas. Pardon bir saniye. Soldakinin üzerinden elmas çıkmamız lazım ki daha düzgün gitsin işleyişimiz. 2, 3, 4, 5, 6 yükseldik. Bir tane elmas koyduk buraya şekilde koyduk. Aynen. Bağlantımız tam olarak budur. Daha sonra hemen sağ tarafını bitirdikten sonra bu iş çıkıyor yani aslında. İkincisi burası ya. İkincinin üzerinden yukarıya doğru çıkıyoruz. Toplamda 3 blok çıkmamız lazım. 1, 3. Ondan sonra buraya bir adet elmas. Sonrasında burayadan devam ediyoruz. Şu arayı bağlayacağız artık. Bakalım. 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Sonra şurayı bağlıyoruz. Bakalım var mıdır bir sıkıntı. Hani araya elmasla tamamen doldurduktan sonra herhangi bir eksik kalmıyor artık. Yükselelim. Şunu kıralım önce tabi. Bunları kıralım. Yükseliyoruz az bir şey. Elmasımız var mı? Var. 28 tane kalmış. Sanırım yetecek ya. Kaç tane artacak gibi de. Evet arttı. Güzel. Yaptık tamam. Güzel. Kır 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 kır. Ben bu arada şu an video içerisinde koymayacağım ama muhtemelen videonun haricinde ya yani videodan sonra e, buraya birkaç tane de elmas set koymayı planlıyorum açıkçası tam olarak emin olamadım bu konuda karar veremedim Onu halledersek eğer e, kafalık korusunda şöyle e, araya yünle doldurmuşum Ümit ama bakın şöyle yünle doldurmuş ama doldursak mı doldurmasak mı? Biraz fazla saçma sapan şeyler koyuyoruz ama. Pizza'dan doldurmuş mesela tamamen. Biz de dolduralım bakalım ya. Ne olacak? Tamam güzel. Bu şekilde doldurduk burayı da. Yünle alakalı iki tane yünümüz arttı. Belki eksik koymuş olabiliriz bir yerlerde ama emin değilim şu an açıkçası. Ama şeklimiz sanırım şu an hazır gibi duruyor. En azından şekil hazır, kıyafet kısmı hazır. Aynen öyle. Bakalım şöyle. Elmas daha güzel durdu ya. Şimdi altın oldukça basit elde edilebilen bir şey zaten parları var ama elmasın farmı yok herhangi bir şekilde. Şimdi elmas set kulübümüzü kurduk. Tamam bu konuda bir sıkıntı yok. Bununla alakalı detaylarımız işte nasıl üye olunur, nasıl üyelikten ayrılır vesaire gibi şeylerden ekleyeceğiz. Altın set kulübünde öyle bir şey yok yani. E, i̇mzamızı atıyoruz, geçiyoruz. E, şu an mesela üyelikten ayrılamasınız dese, öyle bir madde eklemiş olsa kaldık yani resmen e, yok olduk. Ama biz onu yapmadan yani onu yapamadan hemen ayrılacağız ve işte herhangi bir şekilde müşterilerimiz Elmas Set Kulübüne üye olan müşterilerimiz Altın Set ile alakalı ayrılma konusunda problem yaşarsa onların maliyetlerini karşılamayı taahhüt edeceğiz yani o şekilde işlemler yapacağız. Ee, öyle bir rol play yapmak istedim. Açıkçası güzel bir şekilde olacağını düşünüyorum. Şimdi Elmas Set Kulübü ile alakalı ufak tefek detaylardan birazdan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şu anda kitabımızı ve varilimizi oluşturduk. Onunla alakalı detayları hallettik. Kitabımıza bakacak olursak şimdi birinci sayfaya dönüyoruz öncelikle. Elmas Set Kulübü ESKE.S.K. E şeklinde gerçekleşen bir isme sahip. Elmas Set Kulübü zaten basit. Hoş geldiniz Elmas Set Kulübü olarak siz değerli müşterilerimizin canını düşünerek artık düşük savunmaya sahip sırlardan kurtularak elmas kazanmanızı sağlamaktayız. Elmas Set Kulübü'ne üye olmak ve üyelikten ayrılmak oldukça basit ve anlaşılır bir işleyişe sahiptir. Üye olma 3. sayfada ayrılma 4. sayfada ödül 5. ve 6. sayfada ödül kazananlar da 7. sayfada şeklinde üye olma. Üye olmak için var kağıtlardan bir tanesine isim gün ödül seçeneği şeklinde kaydınızı yaptırın ...herhangi bir ödeme yapmadan üye olabilirsiniz ve varileri elmas set alabilirsiniz. Elmas setimizi de ekleyeceğim dediğim gibi ben videodan sonra. Üyelikten ayrılma. Elmas set kulübü üyeliğinden ayrılmak için eğer aldıysanız bizden aldığınız setleri geri vermeniz yeterlidir. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapmadan üyelikten ayrılabilirsiniz. Ödüller, elmas set kulübünde iki farklı ödül sistemi mevcuttur. Bir, üye olduğunuz tarihten itibaren 1000 gün geçmesi durumunda 12 elmas kazanabilirsiniz, el, alabilirsiniz... Onun dışında ikinciye geçtiğimizde de üye olduktan sonra 2000 gün geçmesi durumunda 3 adet netherite ingot alabilirsiniz. Kazananlar da burada henüz yazmadık. Yazacağız yavaş yavaş onlara önümüzdeki günlerde tabii ki. Şimdi sistemle alakalı şöyle detaydan bahsedeyim. 2 tane üyelik sistemimiz var arkadaşlar burada birinci sistemi kayıt olursanız 1000 gün geçmesi durumunda ne yapıyoruz? 12 tane elması kendilerine hediye olarak veriyoruz. Eğer ikinci sistemi kayıt olurlarsa da 2000 geçmesi, 2000 gün geçmesi durumunda 3 adet netherite ingot veriyoruz. 3 adet netherite ingot ne demek yani? 3 e, tane netherite zırh yapabiliyorsunuz veya kazma yapabiliyorsunuz bakın şunu verdiğimiz anda 3 adet yapabiliyorlar gayet temiz e, Tabii masraflı bir şey bu yani sürekli uğraşacağımız için e, işleyişi biraz sıkıntılı ve şöyle bir detaydan bahsedeyim ümitin altın set kulübünde mesela 250 günü tamamladığınız bir elmas aldınız, 500 gün 3 elmas 1000 günü tamamladınız 5 elmas geldi ya daha sonraki bir sonraki binin günde yani ikinci bin günde tekrar beş elmas veriyor. Ama biz e, yani öyle bir sistem yapmadım. E, Şeyde yapabilirim bu arada altında e, yapabilir miyiz aslında bir bakalım. E, altındaki sistemi değiştirebiliriz. Yani şöyle ben tekbook bu diyeyim hemen tekrardan. Altındaki sistemi şöyle değiştirelim. İtibaren ilk bin gün. Yani bunu kaydetmemişiz bu arada neden kaydedilmemiş ki. Allah Allah. İlk 1000 günün geçmesi durumunda 12 elmas. Diğer 1000 günlerde 5 elmas ya ümitle 6 elmas şeklinde yazalım. Her türlü cazip olsun. Geçmelerinde yazalım veya. Geçmelerinde de 1 adet Nedir ingot alırsınız. Yani toplamda 4000 gün geçirirse bu kişi yani bu sete üye olan kişi 4 adet Nedirite ingot. 6000 gün geçirirse 5 adet Nedirite ingot şeklinde bir kazancı sahip. Ben elmas daha cazip geliyor yani çünkü elması bulmak daha kolay olduğu için elması birazcık daha cazip yapmamızda fayda vardı. Çünkü buradan aldığınız elmaslar sayesinde gidiyorsunuz rahat bir şekilde Ümit'in dükkanından şey alabilirsiniz yani netherite ingot alabilirsiniz. O şekilde bir işe işe sahip. 12-18 elmas oluyor zaten 2000 günde. Yani bilmiyorum kaç bir tane mi denk geliyor. Gerçi diğeri daha cazip geldi şu an bir bakıma. O şekilde bir işe işe sahip kitabımızı oluşturduğumuzu düşünüyorum şu anda. Bir bakın tekrar son kez kontrol edelim. Aynen öyle. Herhangi bir sıkıntı yok. 6 elmas kazanırsınız. Diğer 1000 günlerde 6 elmas kazanırsınız. Tamam. Diğer 2000 gün geçmeleri neyse. Bir adet nedir Ingot Ödül kazananlar da bu şekilde. Aynı şekilde arkadaşlar e, Oftek TV 8691 2. Yani Netherite Ingot'a üye olmuşum anlaşılıyor buradan. Örnek e, örneği yanlış yazmışız bu arada. Hemen atelim onu da. Hata olmasın. Tertemiz bir işi işimiz olsun. Örneği aldık. Tekrar koyuyoruz şuraya. Örnek isim gün ödül seçeneği buradan 20 adet paper var zaten en fazlasıyla yetecek 20 kişi bile değiliz yani ekipte o yüzden rahat bir şekilde halledilebilir. E dediğim gibi elmas setleri koyacağım ben buraya belki farklı bir tane daha vali getiririz o şekilde hallederiz ben şu crafting table'ı kaldırıp oraya ekleriz şeyimizi elmas setlerinin. Evet elmas set kulübümüz hayırlı uğurlu olsun altından çok çok daha cazip olduğunu düşünüyorum. Hem zırh seviyelerimiz güçlendirmiş olacak bu sayede. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok yok. ama çok teşekkür ederim video. Ben siz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kitabada bakalım. E, Yusuf ve Azeli dükkanı. Yusuf ve Azeli'ler için doğru adres. Hemen elmasını al ve dükkanımıza uğra. Mükemmel fiyatlar seni bekliyor. Sakın kaçırma. Excalibur. Mucuk yazmış bir de. Bir de kalp atmış bize. Tamam pekala teşekkürler. Hemen gidelim. El evet, Ümit'in duyurusunu getirdiği Azelle dükkanına da hemen girelim ve alışverişimizi yapalım. Ben yani ihtiyacımız olsa da olmasa da açılmış olan dükkanlardan bir kere de olsa bir başlangıç alışverişini yapıyorum. Daha sonra zaten lazım oldukça bu malzemelerden tekrar alışverişlerimize devam ediyoruz. E bakalım Moss blok satılıyor gördüğünüz gibi. Onun dışında Moss Carpet satılıyor. Azalea satılıyor. Onun dışında bir de flowering azalea satılıyor. Çiçekli azalea oluyor değil mi? Bu aynen öyle bir şey. Ee, onun dışında stick 1 elmas, 2 stick 1 elmas, 9 stick 1 elmas, 6 stick 1 elmas, 1 stick 1 elmas. Şimdi ben öncelikle 1 2 3 şöyle 6 stick bundan alayım. Tamam. Bir halkanı alsak aslında depolasak güzel de olabilir de sonra bakarız ona. 1 stick bundan alalım. Şimdi bunlara bir paralarını ödeyelim öncelikle. 1 elmas buraya bıraktık. Ondan sonra bir elmas buraya bıraktık. Ondan sonra e, bunları almayacağım. ya yani zaten mod bloklarıyla çevirebiliyoruz değil mi? Aynen bu şekilde çevirebiliyoruz. Onun dışında iki stek bir elmas olan bir de azeli alalım şöyle. Hatta bundan dört stek de alabiliriz. Bir tane daha elmas koyalım bu şekilde. Evet ilk alışverişimizi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun burası da. <laughs>